Bu videoda iki dalga kaynağı hakkında konuşacağız. Bunlardan biri duran, biri de hareketli dalga kaynakları olacak. Mesela hareketli kaynağın hızı sağa doğru 5 metre bölü saniye olsun diyelim. Bu örneğimizde 3. veya 4. saniyede yayınlanan dalga tepelerinin nerede olduğunu bulacağız. Her iki kaynaktan çıkan dalgaların hızı 10 metre bölü saniye olsun. Aslında bu dalgaları ses dalgası gibi de düşünebilirsiniz. Fakat ses dalgasının hızı 10 metre bölü saniyeden çok 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 daha fazladır. Sağa doğru 5 metre bölü saniye hızla giden bu arkadaşımızın hızı ses dalgasının hızının yanında komik kalır. İşlem kolaylığı olsun diye bu örnekte çok düşük hızlar kullanıyoruz her bir saniyede kaynaklardan saniyede 10 metre bölü saniye hızında birer dalga çıktığını varsayarsak kaynakların algıladığı periyot 1 saniye bölü döngü olur. Periyot 1 saniye bölü döngü ise kaynağın aldığı frekansı bulmak için bunun tersini almamız gerekecek. Birin tersi yine 1 yapar değil mi? Bu durumda sadece birimler yer değişecek yani frekans 1 döngü bölü saniyeye eşit olacak. Şöyle düşünelim bir döngü için bir saniye geçiyorsa o geçen bir saniyede bir döngü göreceksiniz demek. Anladınız değil mi? Saniyede bir döngü. Şunu da ekleyeyim. Periyot yani T1 dalga yayınlamak için gerekli zamanı, frekans yani F de bir saniyede yayınlanan dalga sayısını gösteriyor. Her iki kaynağın da bir saniye önce birer tepe oluşturduklarını düşünelim. Peki, bir saniye sonra tepelerin yeri nerede olur? Önce duran kaynağa bakalım. Bu dalga bir saniye önce bir tepe yayınlamıştı. Oluşan bu dalga tepesini kaynaktan uzaklaşan halkalar şeklinde çizebiliriz. Dalga hareketinin bir yönü olduğu için vektörel olarak şöyle ifade edebiliriz. Dalga radyal olarak kaynağın dışına doğru saniyede 10 metre yol alıyor. Eğer saniyede 10 metre yol alıyorsa dalga bir saniye sonra kaynaktan 10 metre uzaklıkta olur. Şöyle bir şey olacak. Biraz daha düzgün çizeyim. Evet, dalga tepesi bu nokta olacak. Şimdi hareketli kaynağı inceleyelim. Bir saniye önce hareketli kaynaktan çıkan dalga şimdi nerede? Bunu da duran kaynakta olduğu gibi 10 metre uzakta çizmeyi düşünebilirsiniz. Fakat kaynağın hareketi hesaba katılınca daha farklı bir senaryo ile karşılaşıyoruz. Hatırlayalım. Hareketli kaynağın hızı sağa doğru 5 metre bölü saniyeydi. Öyleyse kaynak bir saniye önce 5 metre soldaydı. İşte buralarda bir yerde olacak. Bir saniye önce yayınlanan dalga tepesi bir saniye önceki kaynağa göre radyal olarak 10 metre uzaklıkta olacak. Bunu hemen kopyalayıp şuraya yapıştırayım. Tam olarak şuraya yerleştiriyorum. Bu şimdi olduğu yer. Bir saniye önce buradaydı. Bir saniye önce yayınladığı dalga tepesi 10 metre uzaklaştı. Kaynağın hızı 5 metre bölü saniye olduğu için kaynağın 1 saniye önceki yeri ile 1 saniye sonraki yeri arasındaki uzaklık da 5 metre olur. Konuyu anlamaya başladığınızı düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi de kaynakların 2 saniye önce yayınladığı tepeleri çizelim. Bu duran kaynağımızdı dalga hızı 10 metre bölü saniye olduğundan 2 saniye önce kaynaktan çıkan dalganın 2 saniye sonra kaynaktan radyal uzaklığını 20 metre olarak buluruz. Ortaya şöyle bir şekil çıkacak. Şimdiye kadar sadece dalga tepelerinin yerlerini çizdim. Suyun üzerindeki damlaların oluşturduğu halkaları düşünün. İşte bu tepeler damlaların düştüğü yer. Evet bir de hareketli kaynaktan 2 saniye önce çıkan dalga tepesine bakalım. Hareketli kaynak 1 saniye önce 5 metre solda olacak demiştik. 2 saniye önce 5 metre daha solda olmalı. Şöyle pembeyle işaretliyorum. Öyleyse 2 saniye önce kaynaktan çıkan tepe kaynağın 2 saniye önceki konumundan radyal olarak 20 metre uzaklıktadır. Bunu da kopyalayıp yapıştırayım. 2 saniye önce tepenin merkezi sarı veya yeşil nokta değil bu turuncu noktadır. Bir tane daha yapalım. Şimdi de kaynaklardan 3 saniye önce çıkan tepeleri bulalım. Dalga tepesi duran kaynaktan 30 metre uzaklıkta. Yani en son çizilen tepeden 10 metre uzaklıkta olur, değil mi? Buraya çizebiliriz. Unutmayın, bu duran kaynaktı. Peki ya hareketli kaynakta durum nasıl? 3 saniye önce kaynak burada değildi. İşte buradaydı. 1 saniye önce burada, 2 saniye önce burada, 3 saniye önce de buradaydı. Öyleyse 3 saniye önce çıkan tepe 3 saniye sonra kaynaktan radyal olarak 30 metre uzaklıkta olur. Burada yine kopyala yapıştır yapabilirim. Kopyala, yapıştır. Dalganın merkezi bu nokta olmalı. Şimdi de dışarıdan bakan bir gözlemcinin dalgaların frekansını nasıl gördüğünü inceleyelim. Buraya bir gözlemci yerleştirelim. Nerede olduğu fark etmez. Buraya da başka bir gözlemci koyalım. Bir de şurada olsun. Şimdi bu gözlemci dalganın frekansını nasıl görür? Gözlemci her saniye bir tepe çıktığını görüyor. Bakın buradaki önemli nokta oluşan dalganın dalga boyunun ne olduğu. Kaynak her saniyede bir tepe yayınlıyordu. Öyleyse bir saniye önce yayınlanan tepeye bir saniye sonra 10 metre yol almıştır. Kaynak bir sonraki saniye yeni bir tepe yayınlar her iki tepe arasındaki zaman farkı 1 saniye, mesafe ise 10 metredir. İki dalga tepesi arasındaki uzaklık dalga boyunu verdiği için de dalga boyunu 10 metre buluruz. Bu iki tepe arasındaki uzaklık 10 metre. Peki, hareketli kaynakta durum nasıl olur? Burada gözlemcinin nerede olduğu sonucu değiştirir. Dalga gözlemciye doğru mu geliyor, gözlemciden uzaklaşıyor mu? Mesela sağdaki gözlemciye doğru gelene bakalım kaynak gözlemciye doğru hareket ederken aynı şekilde atımlar veya tepeler yayınlıyor. Bir tepe yayınlandı ve kaynak sağa hareket etmeye başladı. Bir saniye sonra tepe 10 metre, kaynak 5 metre yol almış oldu. Ve yeni bir tepe yayınlandı. Kaynakla tepe arasındaki uzaklık sağdaki gözlemciye göre hep 5 metre olur. O zaman sağdaki gözlemciye göre dalga boyu 5 metredir. Bunu şekilden de görebilirsiniz. Bu uzaklık buranın yarısı kadar. Bakın bunlar birbirinden 5 metre uzaklıkta. Şimdi soldaki gözlemciye bakalım. Kaynak bu gözlemciden uzaklaşıyor. Tepe birinci saniyede gözlemciye doğru 10 metre yol alırken kaynak gözlemciden 5 metre uzaklaşıyor. Öyleyse soldaki gözlemci iki tepe arası mesafeyi yani dalga boyunu 15 metre görür. Bunu da şekilden rahatlıkla görebiliyoruz. Size de soru çözerken şekil çizmenizi öneririm. Peki, duran kaynağa bakan gözlemcinin algıladığı frekans ne olur? Bu gözlemcinin olduğu noktadan bir tepe ya da döngü geçiyor. Bir sonraki tepenin yine aynı noktadan geçmesi için bir saniye geçmesi lazım. Öyleyse gözlemci her saniye bir tepe veya döngü görür. 1 hertz saniyede bir döngü demek dolayısıyla da öyle diyebiliriz. Bu da frekansın bir olduğu anlamına gelir. Bu duran kaynaktı. Yani bu ikisi birbirine göre duruyorlar. Burada klasik fizik hesaplamaları yapıyoruz. Relativite değil. Gözlemlenen frekans tam olarak bu kaynaktan bir saniye önce yayınlanan dalganın frekansıdır. Hareketli kaynağa geçelim. Sağdaki gözlemciye göre dalga boyu 5 metre fakat dalgalar saniyede 10 metre aralıklarla hareket ediyor. Bu gözlemci bir saniyede kaç tane tepe görür? Bence iki tane görmeli. İlkini görmesi için yarım saniye, ikincisini görmesi için de bir yarım saniye daha geçmesi lazım. Bu da saniyede iki dalga tepesi göreceğiz demek. Burada frekans yerine periyot üzerinden de gidebiliriz. Periyot için 1 bölü 2 saniye bölü döngü diyebiliriz. Periyodun bir dalga yayınlamak için gerekli zaman olduğunu biliyoruz. Ya da bunu tersine çevirip direkt frekansı da hesaplayabiliriz. Gözlemlenen frekans f göz eşittir 2 döngü bölü saniye. Dikkat edin. Sağdaki gözlemcinin gördüğü frekans sola göre daha yüksek. Çünkü dalga tepeleri arasındaki mesafe sağdaki gözlemciye göre daha az. Kaynak dalgalarla aynı yönde hareket ediyor. Bunlar birbirine daha yakın. Soldaki gözlemci ise sağın tam tersini gözlemleyecek. Örneğin bu tepenin tam sol gözlemciye ulaştığını düşünelim. Gözlemlenen dalga boyu 15 metre ise bir sonraki tepe gözlemciye ne zaman ulaşır? Bu arkadaşımız bir önceki durumun tam tersini deneyimleyecek. Gözlemlenen periyot, diyelim ki dalga tepesini henüz görmüş. 15 metrelik mesafeyi geçip bir sonraki dalga tepesini ne zaman görecek? Bakın, 10 saniye bölü metre ile gidiyor. Bir dalga tepesi için 1,5 saniye geçmesi lazım. Bu gözlemlenen periyoda eşit. 1,5 saniye bölü tepe olur. Bunun tersini alıp frekansını hesaplamak istersek 1,5 3 bölü 2'ye eşit. Çevirdiğimizde de gözlemlenen frekans 2 bölü 3 döngü bölü saniye oluyor. Yani kaynaktan uzaklaşılan yerde duran gözlemci 1 saniyede 2 bölü 3 dalga tepesi görüyor. Toparlamak gerekirse kaynak gözlemciden uzaklaşıyorsa gözlemcinin algıladığı frekans dalganın kendi frekansından daha az olur. Eğer kaynak gözlemciye doğru hareket ediyorsa gözlemlenen frekansı asıl frekanstan daha fazla olur. Belki bu size biraz tuhaf gelebilir fakat bu gerçek hayatta karşımıza sık sık çıkar. Gözlemciye göre frekansların değişmesi Doppler etkisi olarak adlandırılır. Muhtemelen bu ismi duymuşsunuzdur. Mesela bir trenin size doğru siren çalarak geldiğini düşünün. Trene çok yakın durmayın. Tren size yaklaşırken sirenin giderek daha da tizleştiğini duyarsınız. Sizin bulunduğunuz noktaya geçip sizden uzaklaşmaya başladığı zaman sesin tizliğinin giderek azaldığını duyarsınız. Bu farklılık beynin algılaması ve kulağın duyma şekli ile ilgili. Tren yaklaşırken gözlemciye göre ses tizleşiyor. Yani yüksek frekans olarak algılanıyor. Uzaklaşırken de duyulan frekansı azalıyor ve ses kalınlaşıyor. Umarım yaptığım bu çizimlerle daha iyi anlayabilirsiniz. Burada dalgalar sıklaşıyor. Çünkü kaynak dalganın yayılma yönüyle aynı yönde hareket ediyor. Tam tersi hareketinde de dalgalar birbirinden uzaklaşıyor. Bir sonraki videoda daha soyut hesaplamalarla gözlemlenen frekansın gerçek frekansta ilişkisinin genel bir formülünü bulacağız.